Alo. Alo. Şimdi oldu Radyolog. abi. O kadar Abi bilim şimdi... insanı, o kadar jeofizik mühendisleri tahmin edemiyorlar. Sen neye dayanarak tahmin ediyorsun? Anlat bakalım. Abi şimdi şöyle, ben çocukluktan beri doğa olaylarını araştırıyorum. Yani Evet abi. araştırmaktan ziyade mesela gökyüzüne bakarım. Denize Şey bakarım. mi? O ya böyle Merkür bir hobi retrosu. gibi bir şey. Evet. Bir saniye, o eski Twitter hesabımı bir tane çocuğa verdim. Zaten paylaşımlarda benim hesabım olduğu belli oluyor. Kendi geçeceğim hesabımı etiketledim. Ne Twitter'ın abi? Çocuk kullanıcı adını falan değiştirdi abi. Bir saniye, buldum, tamam. Dakika. Buldum tweet'i. Benim ismim Ozan. Bu Twitter hesabını ben bir arkadaşıma verdim, kullanmıyorum diye. Pirto ne? Zaten en Bilmiyorum. üstteki paylaşımlarda Beğen abi. benim olduğu belli oluyor. Bu linki nereye atacağım abi? Ben telefondan giriyorum da. Çete. Çete at. Bir saniye. Attım abi çete. Nasıl mont lan? Hansi. Bunu 8 Ocak'ta atmışsın. Ne zaman oldu Aynen. deprem Bundan sonra? 3 gün sonra mı ne oldu? Denizin hali biraz garip. Ne gördün denizde? Yani şöyle abi, ben okula metrobüste gidiyorum. Köprüden geçiyor biliyorsun. Şöyle yani, bunu nasıl anlatsam bilmiyorum. Arkadaşlarım da bunu çok soruyor bana. Evet. Hissediyor Bunu musun? şöyle anlatıyorum. His gibi abi. Böyle deniz normalde mavi renk. O gün ben köprüden geçerken denize baktığımda biraz böyle yeşilimsi. Yani koyu bir yeşilimsi şey Allah vardı. Allah. Hava da garipti biraz. Ultraviyole ışınları da garipti yani, güneşten gelen. Ben de böyle bir tweet attım. Hani tutacağını bilmiyorum. Daha sonra hangi depremi? İstanbul'da yazın olan, ben o zaman İzmir'deydim. Eylül ayında mı olmuştu? Onu da Aha. yazmıştım. Yani kendi çapımda yazıyorum abi böyle Twitter'a. Çok güzel, bazı güzel tweetlerim var. Peki Twitter hesabını niye başkasına verdin? Bazı sorunlar yaşadım kişisel olarak. Bu Twitter hesabını kapattım. Zaten Twitter hesabının en üstünde kendi paylaştığım hesabım var. Oraya gelin gibisinden. Hani yakın arkadaşlarım. Anladım. Sonra bu arkadaşa verdim. Bu arkadaş da kullanmadı zaten. Benim şöyle bir görüşüm var deprem hakkında. Şimdi ben hiçbir zaman zaten o sismolog vesaire onlardan iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Araştırdığım tahminlere göre, araştırdığım şeylere göre büyük bir deprem öncesi, yani şöyle atıyorum 8,5 şiddetinde bir deprem olacak İstanbul'da. Bu direkt olacak. Yani şöyle, ilk 4'ten başlayıp 5'e çıkıp 6'ya çıkıp birden 8'e çıkmayacak diye tahmin Direkt ediyorum. 8 mi Şöyle vuracak düşün. diyorsun? Aynen, direkt 8'le. Bir de şöyle abi, mesela Elazığ depreminden sonra fark ettiysen 6-8'den sonra düşüş oldu. Atıyorum 5 oldu, 4 oldu. Şimdi bugün yine Çünkü oldu. enerji, 3,8 mi? Evet, aynen. büyük enerji yükseliyor. Aftershock. Sonra yavaş yavaş artçılar deniyor ya. Güzelim bu arada. Evet. Aynen. Ben böyle düşünüyorum. Benim görüşüme göre de yani bu sene değil. Ya ben onu bilemem tabii ki de. Dediğim gibi elimde bir herhangi bir makine yok, bir şey yok ama daha çok var diyorum ben. Bilmiyorum. Yani Daha bu çok sene var. veya seneye bu sene veya seneye olacak diye Hani bu düşünmüyorum. Kendim sende? Allah Allah. Benim jeofizik, bir tane jeofizik mühendisliği okuyan bir arkadaşım var. Cico. Cihan. Dün geldi Evet, dün hatta ben de yayına. chat'teydim. Evet. O bu sene olacağını diyor. Abi şimdi Düşünüyor. şöyle, senelerdir söyleniyor zaten. Televizyonları açtığımda atıyorum profesörler, bilim insanları vesaire çıkıyorlar televizyona. Diyorlar ki bu sene olacak Büyük İstanbul depremi 2017'de, Abi onu 2016'da. neden diyorlar Bu biliyor musun? Bak, her bence bilim amaçlı. 20 50 Paint. senede bir, tamam mı, deprem oluyor. Evet. Çünkü
Yenikara'yız biz. Ve bazı fay hatları var. Biliyordum. Şöyle dünyanın en kötü Türkiye haritasını çizeceğim. Şey yapmayın. Laf etmeyin. Şöyle bir Marmara Denizi. Şöyle bir fay hattı var. Yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Şöyle gelen, şöyle giden. Sami VIP baksana bir. Bir tane de Wide şöyle Atlantic'ın vardı haritasını galiba. gördüm. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buradaki fay hattında bizimki Güney Anadolu fay hattı olması lazım. Gene yanlışsam beni düzeltin chat. Ya buradan akıyor işte. Amını siktiğimin bura. Paint'ten çiziyorum. Sana şimdi Türkiye haritası mı çizeceğim? Özene bezene. 1910 senesinde mi 20 senesinde mi şuralarda oluyor. Şurada başlıyor. Tamam mı? Şuradan devam ediyor. Sonra burada oluyor. Sonra burada oluyor. Sonra burada oluyor. Yalova depremi oluyor. Düzce depremi oluyor. En son Burak kalıyor. Şimdi bu en son depremden önce yaklaşık kaç yıl geçti? 21 yıl geçti. 99 depremi. Evet, 99. 21 yıl. O yüzden burası alarmda. Burası kırılacak. Sıra burada çünkü. Ve bunların hepsi 7 şiddetinde. 6-9 falan vardır yani. 6-9'dan aşağı, 6-8'den aşağı yok diye biliyorum. O yüzden zaten 7 şiddetinde bekleniyor burası. Ve burası bekleniyor özellikle. İstanbul depremi bekleniyor. Tek Marmara açıklarında olan bekleniyor. Olayı bu bunun yani. Tamam, sıra İstanbul'da, onu diyoruz. Yalandan olacaktı falan demesin. 7 şiddetinde deprem oldu. Hep o fay hattının üzerinde. Aynen. Hep bu fay hattının üzerinde 7 şiddetinde oldu. Kırıla kırıla gidiyor işte bu fay hattı.